bu vahşice işlenen cinayetler nasıl son bulur? Sözleşmeyle ilgili geri adım atılmalı mı, atılmamalı mı? Ne dersiniz? Şimdi Sayın Hökenek, gerçekten her gün hemen hemen iki kadının öldürüldüğü, her gün bir kadın cinayetiyle karşı karşıya kaldığımız, işte dün de Pınar Gültekin'in şeyi bulundu ve çok vahşice, yani insanlık dışı, evet, bir vahşet. Nasıl olur dedirten. Gerçekten yani çok acı. Allah ailelerine sabır versin. İşte Şule Çetin'de, Emine Bulut'u biliyorum gittim. Yani bildiğim de birisiydi. Ceren Özgecan, Damar, bunları yaşıyoruz. Özgecan, Özgecan, Ceren Damar. Tabii evet. Ki. Ha. Ya Özgecanlar, yani öyle canlar gitti ki gencecik yaşlarda. Bu insanlık dışı bir şey. Yani insan olduğunu, birey olduğunu insanlar herhalde düşünmüyorlar. Ama toplumsal bir yozlaşma, toplumsal bir vahşileşme olduğunu da görüyoruz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi gerçekten o 2012'de imzalanan, gelip işte 2014'te de 6284 sayılı 11. kanun haline getirilen, en doğru yapılan bir kanundu. Ama uygulanmıyor aslında. Yeteri kadar uygulanmıyor. Zihniyet meselesi. Şimdi bu zihniyet meselesinden dolayı uygulanmayan ama kadın derneklerinin özellikle çok üstüne gittiği ve bunun çıkmasında da çok büyük emekleri olduğu, Kadem de var bunun içinde, diğer kadın dernekleri de var ve bir kazanım olarak bakılan bu kanun ve sözleşme maalesef yeteri kadar uygulanmıyor. Ama son aylarda bakıyorum, hiç durmadan bazı yazarlar, çizerler, gazeteciler hem televizyonlarda hem de sosyal medya hesaplarında çok ağır eleştirilerle İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması yönünde propaganda yapmaya başladılar. Bu propaganda neticesinde de bildiğiniz gibi Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması oldu. Sonra Sayın Erdoğan, getirin bir bakalım, değerlendirelim dedi. Biraz önce Nagihan Hanım ondan bahsetti. Ha, bu arada bugün rahmetli olan Pınar Gültekin için Sayın Erdoğan'ın atmış olduğu tweet'i takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü böyle zihniyetin değişmesinin yolu kadını ikinci sınıf vatandaş olarak görmekten geçmez. Bunun eğitim ayağı var, diyanet Kesinlikle. Ayağı var, sivil toplum ayağı var, siyaset ayağı var ki ülkeyi yönetenlerin, yani sadece kadınlar değil, özellikle erkeklerin meseleye sahip çıkmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Zaman zaman hep kadın konularını konuştuğumuzda kadınlar mecliste de öyle, toplantılarda da öyle. Bu meselelere sahip çıkan sadece kadınlar olmamalı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi hem aile şiddeti hem de kadına yönelik şiddeti. Doğru söylüyorsunuz ama önce bir hep birlikte kadınlar olarak sahip çıkalım. Hep birlikte, emin olun, bakın. Tabii ki çıkılıyor. Yani ben çıkmayan pek kadın olduğunu zannetmiyorum. Ben de zaman zaman bazı çıkmayan siyasi kadın var mı? Görüşlerin partisi yok. Bunun, bu işin dini yok. Kalanlar, bu işin beyanı esastırı tartışmaya yani açmak isteyenler de var. Kadınlar Kesinlikle. Da var maalesef. Evet, o da doğru. Orası da var. Ama kadınların yüzden, haklarının bakın, geriletilmemesi lazım. Bunun içinde hazırlanan bir zemin varsa elbette herkes bunun karşısında dur. İstanbul Sözleşmesi noktasında Nagihan, sen de iki gün üst üste yazı yazdın zaten. Evet. Şimdi İstanbul şöyle bir şey yapalım. Bakın kadın beyanı iki yönden esastır. Karşı çıkılıyor. Konuştum, evet, ben bir buyurun. Şey ekleyeceğim. Buyurun. Buyurun. Buyurun Şenol Hanım. Ben, devam çünkü edin. Geç geliyor sesiniz. Geç geliyor ya. Vallahi sesler. Bugün gerçekten böyle bir sıkıntı İki yaşadık. İki yönden karşı İstanbul çıkılıyor. Ankara Stüdyosu. Buyurun. Birisi, yani ben bir de Ankara'dan katılmayacağım zaten. İstanbul'da sizi ağırlayacağız. Birincisi. Öyle, evet, buyurun efendim. İnşallah. Birincisi, aile dağıtılıyor. Ya kadını uzaklaştırma tedbir kararı hadisesinde. Peki uzaklaştırılmadığı takdirde bir adım sonrası öldürülsün mü? Veya büyük şiddete uğrayıp
sakat mı kalsın? Yani evet, münferit olarak bunu kullanan kadınlar da var olabilir. Bunu da değerlendirecek mahkemelerdir. Bunları daha detaylı inceleyecek kurul ve kurumlardır. Şimdi bu yüzden kadına şiddetle ilgili kazanılmış bu yasayı, yani ortaya konmuş bu yasayı uygulayabilecek hale getirecek mekanizmaları işletmek zorundayız. Efendim, eşcinselliğe yol açıyormuş. Bakın, bir şey söylemek istiyorum. Halen birçok beyefendinin kafasında toplumsal cinsiyet eşitliği çok farklı manada algılanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği hem kadınların hem erkeklerin toplumsal yaşamın her alanının da eşit katılımını sağlamak demektir. Yani insan olarak, birey olarak cinsiyetler ne olursa olsun bir şekilde aynı hakka sahip olmak demektir. Bu da yanlış anlaşılıyor. Bu yüzden efendim, cinsel yönelim diye bir İstanbul Sözleşmesi'nde bir ifade varmış. Efendim, öyle de olsa böyle olan LGBT'li bireylere şiddet mi uygulansın? Devletin her vatandaş, kim olursa olsun, her vatandaş koruması altındadır. Şiddete tüm toplum olarak, kadına, erkeğe, çocuğa veya LGBT'liye, kime olursa olsun, şiddete hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Birincisi bu. İkincisi, bakın, çocuk istismarının her geçen gün arttığı, ensest ilişkilerin korkunç derecelere vardığı bir süreçten geçiyoruz. Bir an önce devlet olarak ülkeyi yönetenlere de sesleniyorum buradan. Bir şekilde bu konuları üzerinde durulup değişik alanlarda toplumu zihniyet değişikliğini oluşturabilecek mekanizmaları oluşturmak zorundayız. Yani gerçekten bir anne, bir babaanne olarak çok üzülüyorum. Herkes bu ölümler karşısında, öldürülen kadınlar karşısında bir empati yapsın. Çocuk yaşta evliliklere engel olunsun. İyi, mutlu aile yapılarının oluşturabileceği ortamlar sağlansın. Yani bunlar, inanın ki, biraz önce de Sayın Alçı da söyledi, ülkenin en önemli sorunlarından biri en temel kadın sorunlarıdır. Kesinlikle. Kadının sorunlarıdır. Kesinlikle. En temel sorunlar. Kesinlikle. Yani her konuda olduğu gibi, ama şiddet tabii ki çok önemli. Can kaybı var. Bunun yanı sıra insanlık dışı muamele var. Bunlara hep birlikte karşı gelmek zorundayız. Biz İyi Parti olarak ve özellikle Sayın Genel Başkanımız bu konuda çok hassas ve İstanbul Sözleşmesi'ne tamamen sahip çıkıyor. Hatta uygulanmadığı için de zaman zaman tweet'te, sosyal medyada bunları paylaşıyor. Sayın Akşener'de, yani kadın haklarının konuları gündeme getiriyor. Ben kadın haklarının geriletilmemesi için herkes o anlamda elinden geleni yapmalı, ama sizin dediğiniz de çok doğru. Cinsiyet, renk, dil, ayrımı yapılmadan ve ideoloji ayrımı yapılmadan hepimiz kadınlar bir arada birlik olmamız lazım. Sesimizi çıkması lazım. Ben tamamen katılıyorum. Tebrik ediyorum. İnsan, bakın, bir şey daha ilave edeyim. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Buyurun, Şenol Hanım, buyurun. İnsan haklarının her geçen gün ihlal edildiği Türkiye'de, insan haklarının yok edilmeye çalışıldığı Türkiye'de kadın hakları konuşulmaz. O yüzden insan haklarına ve tabii ki kadının haklarına sahip çıkmak zorundayız. Çok teşekkür ederim.